Esra'nın kayınvalidesinin sözleri Reyhan Hanım'ı çıldırttı. Gelinim bana altın takmış diye biraz kırılmışsın. Kırılacak bir şey yok. Gelinim orada güzel yemekleri yapmış, altınını kazanmış, getirmiş bana hediye etmiş. Bilezik de hediyesizseydi onu da kabul ederdim. Neslihan'ın kayınvalidesi benim. Yemeği, temizliği, iyi gelin olmasını ben öğrettim. Senin kırılman gereksizdi. Neslihan'ın kayınvalidesi sizseniz o zaman en başından alsaydınız gelininizi de gelseydiniz. Hayır, ben şeyi de anlamadım diyor ya. Canım benim, hani yanlış anlama beni, ama senin annen falan yok muydu diyor ya. Ben yemek yapmasını öğrettim, her şeyi ben öğrettim. Tabii ki de ben alacağım. Her şeyi kayınvalidenden mi öğrendin? Yok, ben annemden öğrendim. Hatta anneannem ve teyzem, anneannemin yanında büyüdüm ben. Anneannemden ve teyzelerimden öğrendiklerim. Ya Reyhan yengem emek harcıyor ama bak Hatice, sonuçta ben bunu kazanmışım. İster sana veririm, ister kayınvalideme veririm, istersem Reyhan yengeme veririm. Ben Reyhan yengeme cuma günü bilezik verdiğimde kabul etmedi, anladın mı? Bunu kalkıp da kayınvalidem de sorgulamadı, hiç kimse sorgulamadı. Sorgulayamaz da. Ben de kayınvalideme verdiysem yengemin de o kadar çok bozulmaması gerekiyordu. İnan şimdi söyleyecek, neresinde başlayayım onu da bilmiyorum. Bekliyorum Reyhan ya Hanım. Ya anacığım, iyilik yap, birine oysun senin gözün. Bu da mı hançerliyor yoksa? Şimdi onun bana yaptığı şu anda gerçekten yani beni kırdı. Aşırı derecede. Diyor ki onun kaynanası benim. Ama elinde tutmuş getirmiş benim. Sen burada yoksun. Bunun kaynanası rolünde kim? Ben. Burada yorulan kim? Ben. Diyor ki sana bilezik verdi, almadım. Ben insanım işte, almam. Yüreğim var benim, vicdanım var. Kızı getirmişim burada, kendi gelinimde almamışım. Bundan mı alayım bir tane bilezik yani? Eltim orada o kadar yanlış konuşuyor ki. Beden dili, konuşması. O kadar incittik şu an beni. Gelininizin ihtiyacı varken, ben buradan size söylüyorum. Gelinizin bu kadar çok ihtiyacı varken, Reyhan Hanım onun için bu kadar çaba sarf ediyor madem, hediyeyi siz kabul etmeyeceksiniz. Hepsi birbirinden ağır konuşmuş. Burada ihtiyacım çok benim, evet çok ihtiyacım yok. Benim sadece gelirken ev kredim var demiştim ya, çok şükür bitti, benim 3 ayım kaldı. Ondan yarı çok şükür sıkıntım yok. Ama evet, peki benim. Bizim burada duyduğumuz o, bize söylenen hayır, o. Ben o zaman da söylemiştim, buna bir açıklık getireyim. Hani ihtiyacım var diye, benim evet, paraya ihtiyacım ben öyle var biliyorum diye değil. Evet, kötü mü? Herkes buradaysa demek ki ihtiyacı var diye burada. Bayağı bir kızdın galiba. Hadi Bey, ben çok sinirliyim şu an. Gerçekten o kadar ters konuşuyor ki. Oturma şekli, beden dili, konuşma uslubu. Yani nasıl konuştuk ki? Hiç yakıştıramadım. Ben bir şey göremedim. Ben gördüm, sen görmüyorsun da ben gördüm canım. Sen peki o gittiğin geçen yolda hafta, ben geliyorum da. Geçen hafta senin verdiğin tepkileri sen hatırlıyor musun? Hangisini? Çeyreği hediye etmiştim. Ondan zaten başlıyor, ben ona da tepkiliyim. Kızım çeyreğini kazandı, getirdi kaynanasına taktı, teşekkür ederim. Bir insan gelininde çeyrek alır mı ya? Bak, akıl var, çeyrek mantık değil, var. Yenge. Bir kere bak, bir dakika sen orada sus, beni bir dinle. Zaten ben şu an çok sinirliyim. Ben dinlemesini biliyorum. Bir kere beni 1,5 yıl izlemiş mi? İzlemiş mi? Biliyor mu, ben Ezgi'de bir çeyrek dahi almamışım hiçbir zaman. Bilezik hiç almamışım. Ve kalkmışım, sende de almayacağımı tahmin etmesi gerek. Kendisi almış, burasına takmış. Burada yorulan ben. İnan bana, Neslihan'da üzüldüğüm kadar hiçbir şeye üzülmedim. Yorulduğum kadar hiçbir zaman yorulmadım. Tükendim diyorsun. Dün oğlumla bile ne telefonda, bak Çanakkale'de biz konuşuyoruz ara ara böyle. İnan dedim, hayatımda hiç bu kadar yoruldum. Ne yaptım, yordum? Sen de beni yordun. Ne yaptım da yordum? Mesela yemek mi yapamadım ya da her sen bir şey söylediğinde ben aksini mi yaptım ya da ben burada... Ben belki senin için üzecek, çok çırpındım. Seni üzecek, sana yakışmayacak. Sen hareket yaptın da senin senle alakası üzdüm. Yok. Ben duygusal tam bir... açıklık getirsen benim iyi olur. Kendi yapım bu, duygusalım. Sokakta bir çocuk da görsem elimi uzatırım ona. İnan ona bir şeyler yapmak isterim. Bir faydam dokunsun isterim. Dokunamazsa ben ona da üzülür, ona da yorulurum. İşte Ezgi'den yorulduğum kadar senin de yorulduğum kadar onda yorulmadım. Bir açıklama getir. Şimdi hepimiz merak ettik. Nasıl bir yorgunluk? Fatih Bey, ne bileyim ben, yani nasıl, daha çok çırpındım kazanması için. Ezgi belki kazanma, öyle gün oldu ki Ezgi 2 ay kazanmadığı gün oldu.
Ben umursamadım, lay lay lom güldüm, oynadım, zıpladım, dans ettim. Ama şunu şöyle aldım ben. Ezgi her şekilde alır ama Neslihan alamaz. Çok yordu beni, çok yoruldum. Ama şu almak anlamda için çırpındım. Bak. Burada siz Ezgi'yi bir tık yükseltip Neslihan'ın elini bile sokun. Bak şimdi burada bana neden? Göre. Enlerin içine gelmiş acemi bir. Misafir gelmiş demiştik başta. İki. Emanet ama bunları düşünüyorsanız getirmeyecek. Peki bir şey diyeceğim mecburdum ben. Yenge bunları düşünüyorsa. Bu olmasın başkası da olabilir. Hayır yani yenge. Herkes için geçerli. Yenge. Onun için de yorulurdum geçerli ben. Geçerli yani. Onun için de çünkü ilk defa geliyor. İlk defa teneffüs ediyor şimdi bu Neslihan havayı. Ya, atlattım ama ben onu. Diyor ki Neslihan'ın kayınvalisi burada yarışmadı. Hak etmediler. Evet. Şimdi Fatih Bey ben bunu hediye olarak altın olarak... O anda altın kazandım diye kayınvalideme bunu vermek istedim. Daha öncelerinde de söyledim. Tekrarlamak istemiyorum ama ben kayınvalidemlerin maddi manevi olarak her zaman desteğini gördüm. Ama hani kendi öz annemde ihtiyacıyla alakalı değil. Niye şunu anlamalısın. Bak senin kişiliğin budur. Sen hediye almayı sevmezsin ama benim kayınvalidem hediye etmeyi de seviyor. Hediye o almayı hediye da seviyor. Alma değil. Biz de buna ne derler? Karlı dağdan kar bağışlıyorsun. Hiç demiyor. Benim kayınvalidem bir çeyrek mi benim kayınvalidemi kurtaracak senin değil ki Allah aşkına. Bak VTR'de ne diyor biliyor musun? Bilezik de gelse bilezik de evet, önünü alır, açık bırakıyor. Evet, bir kere alır. Hediye hediye bir kere olur. Senin kayınvalidenin verdiği mesajda Neslihan aldıkça bana da gelsin mesajı aldık biz. Bence ne Neslihan burada olup o bilezikleri kazanmayı hak ediyor ne de kayınvalidesi o çeyreği hak ediyor. Niye? Bir de yani enlerde olmaması gerekiyor. Bu ayrı bir mevzu. Kayınvalidesinin beden dili dedi şöyle bir oturuşu var. Reyhan teyze meydan okur gibi. Hayır yani öyle oturuyor. Ne alakası var yani, oturuşu, duruşu, konuşması Reyhan teyze meydan okur gibi. Sen gidip alıp gelip buraya fırsat verirsen işte onlar da sana böyle yapar. Yanlış yoldasın diyorum ben yani. De tatlım benim hayatımda sen de ona katılıyor oturma musun? Oturma şekli vermişti buna. Sen kaç yıllık Elti'nin oturmasından şey yapmasını bilmiyorsun da buradaki insanlar etkisine mi katılıyorsun? Ben normalde böyle mi otururum? Hep evimde şu şekil mi otururum? Burada o şekilde ekran başındayız anne. Ve insanlara bak hitap ediyoruz. Aşırı mı fazla özgüveni var? Özgüven benden de özgüvenli bir insan değil kesinlikle yani. Orayı bir ama kere, çok rahatsız oldu oturuşunda. Orayı bir kere keselim kameranın önündesin sen. Orada otururken yani sanki bana meydan okuyormuş hayır, benim kayınvalidemin video atması olay oldu. Altına hediye etmem olay oldu. Kadının konuşması olay oldu. Kusura bakmayın da Fatih Bey benim kayınvalidem bir tazminat almıştı. Kayınvalidem kızından beni ayırmayıp bileziği alıp benim koluma taktıysa... Benim de yarışmada kazandığım altında ama bak ben de gelinim sonuçta yapmayan benim. Ama. Sen, ben seni ezdim yenge ben hayır, sana bilezik hediye ettim daha büyüğünü. Neslihan amca sen kişiselleştiriyorsun olayı. Biz burada, burada ben varım burada ama. Ben varım diyor. Ama verdim hediye ettim. Ben yokum bizi gibi. Bizi kimse ilgilendirmez senin kayınvalideni sana verdi ne altında. Yani isterse evini buradaki bağışlasın. O beni ilgilendirmez dış kapının dış mandalı sen, orası. Ama bana ama ait. Burada ben varım biz yarışıyoruz. Reyhancığım bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi komşu komşudan elti eltiden ceket ister, tabak ister, bir şey ister. İşini görünce götürüp geri verir değil mi? Sen eltinden gelinini istemişsin programa getirmek için. Ben de onların gönlünü hoş ediyorum. Gönüllerini alıyorum, kalplerini kırmıyorum. Burada sen rahatsız olmayacaksın. Hatta sen... Sevinmen lazım. Sevinip üstüne sen de bir çeyrek oluyor. Ver. Sen de üstüne bir tane bilezik ver. Kime vereyim? Onlara ver. Eltime. Tabii. Senin de vermen lazım. Nerede kazanıp ben nerede vereyim? Ezgi'nin kazandıklarından alır verirsin. Yok ya. Reyhan Hanım'a teşekkür etmesi gerekiyor. Reyhan onun altın vermesi gerekmiyor. Getirmiş. Rahat oturduğu yerden altını almış. Ben de istediğim bir beden hareketini kullanaraktan evet. Hediye gelmiş. Reyhan'a meydan okurum. İstediğim hareketi de yaparım.